Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Peru'nun başkenti Lima'nın güneyindeki Atacupia'nın 8 kilometre batısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin yerin 28 kilometre altında meydana geldiğini açıklarken, Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşan tsunami dalgaları konusunda bir uyarı yayınlandı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri kıyıları için tsunami tehlikesi bulunmadığı aktarıldı. Peru Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada hükümetin durumu yakından takip ettiği ve muhtemel hasarı değerlendirdiği bildirildi. Depremde can kaybının olmadığı açıklandı. Slovakya'nın Novozemski bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Slovakya'da yolcu treniyle otobüs çarpıştı. Novozemski bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Slovakya medyası kazaya karışan trenin Çekya'nın başkenti Prag'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini aktardı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, acil servis tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ifadeleri kullanıldı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki uluslararası havalimanında Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Başkent sokakları sular altında kalırken Delhi Uluslararası Havalanı'nda iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'in çatısı araçların üzerine çöktü. En az 4 araçta hasar meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'te medya dernekler ve sendikaların düzenlediği protesto gösterisinde aşırı sağa karşı durma çağrısı yapıldı. Ülke çapında 58 yeni protesto noktası belirlenen olaylarda Fransa'nın en önde gelen işçi sendikası SCT, tarihi bir karar alarak Sol Koalisyon Yeni Halk Cephesi'ne destek çağrısında bulundu. Sendikalar protestolar için ülke çapında 58 protesto noktası belirlendiğini açıkladı. Protesto gösterileri Fransa'nın dört bir yanındaki şehirlerde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.